Ne Olur serimizin 8. bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ne Olur serimizde sizin yorumlarınıza göre bildiğiniz gibi... Ne yapıyoruz? Toparlayamadım onu. Ne Olur serimizde bildiğiniz gibi siz yorumları yazıyorsunuz, biz de burada uyguluyoruz. Peki bu hafta ne yapıyoruz? Evet, hemen kağıdınıza tekrar dönüp bakalım. Enes Yıldız kardeşimiz demiş ki ne olur oyun oynarken remekleyin ve 540 tane de like almış. Şimdi 540 tane like'lı bir postumuz, bir yorumumuz var elimizde. Evet. Biz de dedik ki böyle bir şey yapalım. Şimdi böyle bir şey yapacağız ama elbette ki tamam remekleyeceğiz vesaire, bunlar iyi güzel. Fakat iyi de bir anakarta ihtiyacımız var. Çünkü remleri vesaireleri taktığımız zaman sapıtmaması gerekiyor açıkçası. Evet. Biz de bu yüzden ne kullanıyoruz? Burada biz de tabii ki Bahadır'ın söylediği gibi şöyle bir anakartımız var. Gigabyte'ın Z390 Aorus Master anakartı. Üst seviye bir anakart olacak. RAM'lerimiz aynı şekilde, ekran kartımız aynı şekilde. Şunu diyebilirsiniz. Ya arkadaş, adamlar RAM ekliyor. Bari düşük segmentte bir sisteme yapsaydınız. 1070 Ti yani. Evet. 1070 Ti'miz de var. Biz yine riski göze alıyoruz. Bunun için hep birlikte üst seviye bir sisteme böyle bir uygulama yapacağız. Şimdi şöyle bir şey soracağım. İşlemci olarak da tabii ki de bir güçte bir işlemci, evet, kullanacağız bunun içerisinde. Bu anakartımız hangi soket yapısında ve nasıl bir işlemci kullanacağız burada? Burada 8. nesil bir işlemci kullanacağız arkadaşlar. 8700K olacak işlemci olarak üzerinde. Yine tabii ki risklere açığız, hı-hı, her zaman olduğu gibi. Oyun oynayacağız, PUBG oynayacağız, Fortnite oynayacağız ama şunu da belirtmek istiyorum. Kaç RAM takacağız? Şimdi ilk başta 8 takacağız. Daha sonrasında bir 8 daha takacağız. Yani toplam 16'ya çıkartacağız. Şimdi şöyle bir göstermek istiyorum. Anakartın içerisinde ne yalnız LED şeritler vesaireler falan da çıkıyor. Gerçek manada ağır bir şey arkadaşlar. Henüz daha jelatinin üstünde duruyor. Gerçekten güzel. Üzerinde de Intel'in işlemcisi bulunuyor. Elbette ki 8. nesil LG1151 fakat 300'lü serilerde biliyorsun ki 8. nesiller için özel olarak artık kullanılıyor. Anakarta bakar mısın yalnız? Bütün her yerde, bütün girişlerde korumalıklar var. Evet. 8. ve 9. nesil Intel işlem destekleyen Aorus Z390 Master anakartın en büyük avantajı VRM tasarımı. Bu VRM tasarımı sayesinde voltajları düzenleyerek anakart 5 GHz'e kadar daha düşük sıcaklıklarda çalışmayı başarabiliyor. Normalde başka bir anakartta 5 GHz'de 61-62 derecede çalışırken bu voltaj düzenleme sayesinde bundan daha düşük sıcaklıklarda anakartını çalıştırarak daha yüksek performans ve daha stabil performans alabilirsiniz. Ayrıca anakartın Hi-Fi ses desteği ve DDR4 RAM desteği bulunuyor. Şimdi RAM slotlarımız burası biliyorsunuz üst kısımda. Biz A2 B2 slotlarını kullanacağız. Tek RAM takılı olacak. Oyuna girdiğimizde ikinci RAM'e yan tarafını ekleyeceğiz. Sonra bakacağız ki ne olacak diye. Bir de şunu merak ediyorum. Acaba dual channel uyacak mı yani? Hani evet, sonradan eklediğimiz halde. Oldu ki çalıştı. Oldu ki herhangi bir problemle karşılaşmadık. Dual channel destekleyecek mi? Evet. Sonradan ilave ettiğimiz halde. Bunları görmeye çalışacağız arkadaşlar. Dediğimiz gibi çok sağlam cihazlar var elimizde. Ekran kartımızda yine 1070 Ti olduğunu söylemiştik. Gerçekten güzel cihazlarımız var. Çok üst segment ürünlerle bunu deneyeceğiz bu sefer. Başlayalım mı? Evet, ben de heyecanlıyım. Bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar, şu anda Bahadır sistemini açtı, oturdu, CSGO'ya giriş yapacak. Onun öncesinde sistemde ne kadarlık bir RAM var onu gösteriyoruz. Şu anda 8 GB'lik bir RAM takılı. 8 GB RAM'imiz takılı RAM kısmında. Zaten burada karşımıza çıkıyor. Bunu farklı şekillerde de görebiliriz. CPU-Z olur, diğer farklı yollar olur. 8 GB olduğunu burada her türlü görebiliriz. Oyunumuza geçiş yapalım. Evet, CSGO'da oyun oynarken RAM eklersek ne olur? Furkan da orada şu anda bekliyor. Yılan Furkan. Bahadır iyi CSGO'cudur ya, eski CSGO'cudur. Bayağı iyiyim ya. Evet, şu anda hazır gibiyiz. O zaman ben takıyorum. Ben hemen şuradan bir sistemi göstermek istiyorum. Oradan ikinci kameramız çekiyor ama. Evet, sistem bu şekilde arkadaşlar. Şurada ekran kartımız, RAM'imiz, işlemcimiz, her şeyimiz hazır. Evet, Furkan takıyor, heyecan dorukta. Hop. Ve... Takamadım. Şu an takıyorum. 3, 2, 1. Evet. Allah taktık. Allah. Bir şey olmadı. Şu an takılı. Şu an takılı. Şu an RAM takılı. Hemen takılı. Ekranı göstermek istiyorum. Ve şu anda hiçbir şey olmadı ben arkadaşlar. Ben bildiğiniz oynuyorum. What? Normalde mavi ekran düşmesi lazım veya donması gerekiyordu. Donması lazım.
Ben şu an gayet oynuyorum. Evet hocalar, bu ne olur serimizde RAM ekleyecektik. Sizin de söylediğiniz, sizin de istediğiniz gibi biz de RAM ekledik. Peki evet. Taner ne oldu? Evet, bu son kapanış kısmını neden yapıyoruz? Çünkü teknik tarafta da merak eden arkadaşlarımız oluyor. O yüzden ufak bir toparlamak amacıyla sizlere iletiyoruz. Ne oldu hemen söyleyelim. 3 aşamalı bir problem karşımıza çıktı. Birinci kısımda oyun oynarken RAM taktık, mavi ekrana düştük. Siz burayı görmediniz çünkü biz orayı geçiş olarak koyduk zaten. Deneme yapıyorduk. Aynen, deneme yapıyorduk. Orada mavi ekranı aldık. İkinci kısmı geçtiğimiz zaman bu sefer tekrar RAM'i taktık ve ekran komple dondu. Hiçbir şey yapamadık. Reset atmak zorunda kaldık. Reset attık. Üçüncü tarafta ise, yani sizin izlemiş olduğunuz kısımda RAM'i taktığımızda hiçbir şey olmadı bu sefer. Oyun oynamaya devam ettik. Ama ilave RAM'i de görmedi. Evet, 16 olmadı. İlave RAM'i de görmedi. Her durumda arkadaşlar bu RAM'i görmesi için mutlaka reset atmanız gerekiyor. Bu yüzden de yani her durumda ister devam etsin isterse etmesin çok da bir şey değişmiyor açıkçası. Aynen. O yüzden değerli arkadaşlar, merak ettiğiniz uygulamaları ve içerikleri üretmeye devam ediyoruz. Yine ne yapıyorsunuz? Önümüzdeki hafta yeni bir Ne Olur serisi için aşağıdaki yorumlar kısmından bizleri iletiyorsunuz ve biz de en çok beğenilen uygulamayı yapıyoruz. Şimdilik bizden bu kadar diyelim. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hep böyle aklımda trend bastı.